Resulümüz aytadılar ki, hayrul kelam, kelamullah dediler. Sözlerinin içinde en yakşı söz, bu Allah'ın sözüdür dediler. Şunun için imkan kadar eğer bir mecliste Kur'an okulunsa, ve şu Kur'an'ı sohbet bulsa, katta bir savab buluşluğu, Allah'ın nuru yağılıp duruşluğu, ve Kur'an'da içinden bitti mananı örgengen kimse nihayet derecede katta savabı barışlığını itibarına alıp, Kur'an-ı Kerim'de içinden bir surasını sizler bile tanışıp koysak. Bu sura, ihtimal başka cahilerde ham kılınken, bu mavizelerimiz bulgen, lakin şimdi olsa da, hazır ki günümüzde ham taluklu bulgenliği için, ve en ahametli bir suralar katarıdan, elbette hem sura ahametli, yani hazır biz için zaruri bir meseleler içinde yatken, özünü muhalece kılgen, uluğ bir suralar katarıdan, kısaplanadigan, ve kopçilik yatlagen bir suramız, bu surayı vel asır bulur. Mana şu hakkında bir toktalıp tafsir kılınsa da, inşallah bunun fazileti, sevabı ile hanedanına Allah faiz verse, bereke verse ve iştuşlar hammamız şayet ki mana şimdi bir amel kılıçlardan bulsak. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi etken ekenler ki, eğer degen ekenler, Kur'an'da sureyi vel asr nazil bulup tohtap kagende idi, 114 sure bulsa şundan bitti vel asr tohtap kagende, adamlar da hidayet tapışı ki şu sure kifaya kılgen bulardı gene kendiler. Bu sure şundayı oluk sureyken. Tafsirlerde yazdılar ki, sahabe-i kiramlar kaçan ozları toplanıp kasalar? İki kişi toplanadı mı, üç kişi mi, dört kişi toplanadı mı? Toplanıp sohbetleşip oradan turistlerden aldın, vel asr surasını okumasından türmesekendir. Kayırda toplanıp kasalar, kayırda görüşüp kasalar, elbette hala ahvallarını sorup sohbetleşkenlerden keyin deptiler. Vel asrı okup keyin tarqalarkenler. Bana şu hadisini kurganımızdan keyin, ve İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin bana bu geplerini eşitkenden keyin, bu surage yakşıra bir ahamiyet verişlik iştiyakı bizde hamdik oldu. Nega endi aynı vel asırda ayet yaptı ki? Şunca sura var. Ne mümkün endi sahabeler aynı şu vel asırda okurdu ki? Ne bunge bunca kadar itibar kılınardı ki? Degen bir kızıkış bilen bana şu suranı bir içkerisiyle kirişlikle hareket kılındı. İslatıp utmakçımen ki bu kılınıyatken Kur'an'ı Özbekçe tercihmesi değil miydi? Kur'an'da manasını Özbekçesi deyip kabul kılınırdı azizler. Kur'an'da tercihmesi bu miydi hiç kaçın? Kur'an'da Arapçadan bura hiç kaçan o şimdi tercüme kıla almayken kıla almaydı. Arapça Kur'an'da Arapça nazil buluşluğunun sebebi hem Kur'an'ın mucizeliği ve Kur'an'da içindeki hakikatlerini Arap türlüden başka da bir artısı ifade kıla almaydı. Özbekçe tercümeni okuyorsunuz mu? Türkçe tercümeni okuyorsunuz mu? O manana tercümesi Kur'an demez. Şunun için bana bu vel asrının o şu manavi tercümelerine ve tefsirlerine müracaat kılınken de nihayette katta bir manalar yadkarlığını biz gördük. Geleyler azizler sahabelerinin arkasından ergeçeylik de biz hem bugün şu mecliste bana şu vel asırda okup kegini ordumuzdan türeylik. Sahabeler özleri bunun ilmini bilgenliğin manalarını düşüngenlik için onlar şunu diye kıraat kılıp kete oryandılar. Biz ise buna hemimiz manalarını düşünmegenliğimiz için mecbur bulamız iken manalarına müracaat kılıçlık geldi. Vel asr surası en kiçkine surelerden, üç ayetli sureler katarından hesaplanadigan ve kasam bilen başlanıcıdan ham köp azizler. Bu kasam bilen başlanışlığının asli sebebi Allah Ta'ala kasam içip eğitilgenden keyingi gapning ahamiyetli ekenliği. Eğer Allah kasam içi yaptı mı? Demek o şey kasamdan keyingi kelayotgan gap nihoyatda ahamiyatli e'tiborlik ekanligining nishonasi. İkincisi, mana shu kasam ichilayotgan narsani o'zini ham ulug'ligiga ifoda qilinadi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Alloh taolo bir nechta holatda kasam ichib so'zlarni boshlaydi. Ve şans dedi mesela, kıyaşke kasam, ve leyl, kara tünge kasam, bana ve tini, ve zeytuni, bana tin, ancirge kasam, kasam içemen, zeytunge kasam içemen, tur tağge kasam içemen, ve hadel beledil emin, bana şu tinç bugün şehirge kasam içemen, de Mekke'ne Allah Ta'ala irade kılıp kasam içedir. Ve bundan taşkarın nihayete ku, ve Kur'an, Kur'an'ge kasam içemen, degen cahileri kelet.
Demek kayırda o şey vav bilen başlayan bolsa demek o şey avvalı da yani vav ham atıf ham bu keledi lakin kasam halatı da kelgen bolsa demek o şey kasam içiliyatken inersin nahayette bir katta ahamiyeti egeliği görünedir. Ve bundan ki hangi keliyatken haber ham müminlerde sayı sergek tarttırıldı. Allah kasam içi bir ayet yaptı mı demek ondan ki nahayette bir ahamiyetli inersiye atıptı mümin adam kalbi titrep getirdi. Kalavursa mana bu kasam içilişlikde Allah Ta'ala yine bir nerseni bizge mualece kılıp urget yaptı ki azizler Allah Ta'ala bana ancirge kasam içipti aytaylik zeytunge kasam içipti ya ki tur dağge kasam içipti biz ham ertege huddu şunge ohşap zeytunge kasam içemen nonge kasam içemen mana bunge kasam içemen deyişlikimiz mümkün mes bu kalın. Bu fakat yine Allah Ta'ala'nın özüge has bölgen kasam. Allah özünün kudretlerine kasam içişlikke haklı. Allah özünü yaratken kudreti bilen özünün kudretine kasam için ben kuyaşlıkke kasam içemen diyetken bolsa demeyi Allah kuyaşını özü yarat. Özünün namıge kasam içken bile var o. Özü hayat. Lekin biz insanlar, hususen Müslüman, mümin bendeler Allah'ın namıdan başka nerseke kasam içmiyoruz. Bu mümkün emez mi? Fakat yine kasam Allah bilen içiledi. Araplarda vallahi, Tacikler'de bekuda de içiledigen kasamlar, Allah'ın namı bilen degen manada, mana şu yine kasamı ötede kalas. Vak biz bunge tohtalaykenimizin sebebi, demek bana bu kasamlarla Allah içipti deyip şunu özlerimizge desturu kovamaslik için tohtalaypimiz. Mazudan çıkıp bu sahamız. Lekin Allah Ta'ala uz kudretiye kasam içiledi. Siz bilen biz bugün okup organ mahcum olgen mene bu suremizde ise Allah Ta'ala asrge kasam içti. Vel asr innel insane lefî khusr illellezîne âmenû ve amilû sâlihâti ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr. Mana bu ayeti kerimede, mana bu surede Allah kasam içiyetken nerse asır. Asırge kasam içemen dedi Allah. Ulamalar mana şu asırge kasam degende asırda neme degenege müfassirler tohtadılar. Bazı birileri ettiler ki bir de asırdan murad vak bir asır dediler. Allah Ta'ala bir asırge kasam içiyetti. Demek bu bir asır degende bir vakitge kasam içiyipti. Demek bu cüda ham mübarek bu kaddes derseyken. Çünkü bana şu vakitle ganimet buluştuk. Vakit ise Allah'ın kudretinin nişanesi. Bana şu asırını ham Allah getirdi. Şunun için Allah bunge kasam içiyipti deyip ulemalar tafsir verdiler. Bazı ulemalar, bazı müfassirler asırdan murat asır namazı dediler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala namazını muhafaza kılıyorlar ve salatul vusta deyip keltiredi ve asır namazını, orta namazını dediler, orta namazından murad asır namazı degenler. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam asır hakkında cüda ham kub geplerini gepirgenliğini itibariyle alıp bazı müfassirler bana şu asırdan murad asır namazı ham dediler. Biz ikisiga ham o'naydigan kimsalarimiz. Chunki ikkisini aytganlarini biz qabul qilamiz. Mayli Alloh asr deganda asrni nazarda tutdimi, asr namozinimi, ikkisini ham biz qabul qiluvchilarimiz. Lekin mana bu joyda asr deganligi uchun biroz asr namozini eslagandek bo'lyapmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Alloh mana asr agar vaqtga qasam ichayotgan bo'lsa, bu haqida qancha gapirsak oz. Vaktinin buluşluğu, asır bir asır buluşluğu, bir asırda kança kança işler buluşluğu. Ya ki asır dediğinde yüz yilemez, umumi bir vakitte sabke olgan bulsa, bana şu vakit içte insanlar kança ibadet kılıp alıştığı, kança tövbe tazarru kılıştığı imkaniyeti toplayabildi. Ama asır namaz diyetken bulsa, demek bu yerde en uluğ namaz eski alındı. Asır, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ayet ediler ki, kimi ki asır namazını kasten terk kılsa, bir günki kılgene amele habete buladı dedi. Men taraka salatul asır fakat habete kulli amele bu dedi. Habata itki bilen buladı. Oza habatanı biz hayip buladı, habata bekar buladı tercihme kılayıp biz. Aslında habata deyip Arap dilinde bir hayvanını korna artıkça nersi yiyip yiyip durup ağırıp bokup yarılıp ölüştüğünde habata deydi.
İtibar benim habade degen söz gibi. Demek ki Resulümüz aleyhissalatü vesselam ayet ettiler ki kim asıl namazını kasten terk kılsa, kasten, takipte götürün. Kasten terk kılsa onun hama ameli habata bo'ladi. Demek ki huttu huttu yorulup ketgende bekar bo'lib ketadi. O şunca narsani qorniga joylagandi bir kunda qancha yaxshi amallar qiluvdi. Qancha yaxshiliklar, qancha ezguliklar, qancha narsa qiluvdi, lekin shu asri tufayli endi u bekor bo'ldi. Mana bu Alloh taolo asrga qasam ichyapti ekan, Rasulimiz alayhi salatu vasallamning ko'p hadislari nihoyat darajada asrga e'tibor berishligimizni talab qiladi. Albatta bu yerda faqatgina asr namozini o'qib qolganini tarik qilib ketaverishlik degani emas azizlar. Hamma namoz bizga birdek farz. Ammo asr namozini ko'p qilinishligi asrda fazilatli ko'p bo'lishligi bilan birga asr namozi eng bizlarni ko'p qazo qilib qo'yishligimiz mumkin bo'lgan bir vaqtdagi namoz hisoblanadi. Boshqa bir hadisda Rasulimiz alayhisolatu vasallam ikkita sovuq namoz bor dedilar. Ya'ni insonlar uchun qiyin bo'ladigan ikkita sovuq namoz bor. Shuni doim o'qib yurgan odamlarga savoblarini aytdilar. Mana shu sovuq namozni bittasi bomdod, bittasi asr dedilar. Ya'ni ikkalasi ham insonga qiyinchilik olib keladi. Tafsir Ruhul Bayonda, Tafsir Ruhul Bayon degan tafsirimizda mana shu bobda shu asr surasida keltiradiki, mana bu asr namozini tark qilishlikdagi bo'lgan gunohlarni sanab, o'sha bir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga bir ayol kishini chiqqanligini keltiradilar. Bir ayol chiqib Rasulimiz alayhisolatu vasallamga "Men shuncha gunoh qildim" deb sochlarini yozib, betlarini tirnab, "Yerim ketganda zino qilib qo'ydim, bola tug'ilib qoldi, buni sirkaga idishga solib o'ldirdim, keyin sirkalarni sotib oldim" deb yig'lab chiqqanligi haqida uzun bir hikoya keladi. To'la hikoyasi hozir roviylari bilan ismini kelmayapti. Mana shu joyda eng e'tiborli tomoni Rasulimizning javob edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam u ayolni har bir qilgan gunohlariga yarasha bo'ladigan jazolarni aytib, boshqa qilganlardan keyin unga qarab, "Seni bu ahvolda ko'rib, betingni tirnab, sochingni yozib dod" deb chiqsang, "Shu xotin bugun asr namozini qazo qilib qo'yibdi shekilli deb o'ylovdim" deb aytdilar. Shuning uchun ham asr namozi azizlar eng muqaddas namozlardan biri, chunki birinchidan farishtalar shu mahalda almashadi. Bandalaringni nima holatda tashlab chiqding desa, namoz o'qiyotgan holatida va tushuvchi farishtalar tushganda qandoq qabul qilib oluvding desa, namoz o'qiyotgan holatda qabul qildim deb javob berarkan. Ayni mana shu asr mahalda farishtalar almashar ekanlar. Bir kunlik xizmat qilgan farishtalar. Mana shunda birinchi tushgani ham namozda ko'rar ekan, chiqib ketayotganini ham bizning namozda ko'rar ekan. Mana endi Alloh taolo shu ulug' namoz bo'lgan asr namoziga qasam ichib aytyaptiki, Alloh asrga qasam ichaman, ya'ni Alloh o'zi aytyapti, qasam ichaman. Innal insana lafi husr. Albatta inson doim husrondadir, pushaymonda, nadomatdadir dedi. Alloh qasam bilan aytyapti, inson doim pushaymonda, nadomatda ekan inson. Baxtsiz bir holatda bo'lishligini Alloh taolo qasam bilan aytyapti. Demak inson borki shunaqa deyapti Alloh taolo. Qasam ichib aytaman deyapti Alloh. Qasam ichib aytamanki inson doim husronda. Illa magaram shunday kishilar borki ularning hayoti hazratda emas. Ular kimlar? Illallazina amanu. Mayli 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 tek qo'yib qo'yib bir tutatib chiqib ketadi mayli. İllellezine amanu ve amilus salihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr deb husran bo'lmaydigan, pushaymon, nadomat chekmaydigan odamlar kimlar ekanligini Alloh taolo o'zi ajratib qo'ydi. Qasam ichib aytamanki, inson doim hasrat va nadomatda, pushaymonda bo'lsa, baxtsizlikda bo'lsa, to'rtta odam hech qachon bunaqa holatda emas ekan demak. Uni birinchisi amanu, iymon keltirganlar. İllellezine amanu ve amilus salihati deyipti. Birincisi iman keltirgendir. Eğer itibar veriliyatken bolsa, Allah Ta'ala bahtsiz bu meydigan, yani bahtli boladigan adamda haletini, sıfatını sana veriyor. Birincisi iman, ikincisi salih amel kılıçlik ve birbirlerinin sabırga çakırışlık, hakka çakırışlık.
Bana şu törtte nersiye ege bogan adam hüsranda bomeydiken, şerma yemeydiken hayatıdır. Birincisi iman. Hakikatte iman keltirgen adam azizler hiç kaçan hayatta hasret kımaydı. Çünkü insan imanı bilen Allah'ını tanıydı. Bana şu imanımız bilen biz en birinci necat topamız dozaktı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ettiler ki ''Men kâle la ilahe illallah dehalel cennet'' dediler. ''La ilahe illallah'' degen adam olsa cennetke girer dediler. Lekin bana şu bir yine iman kelimesi ''La ilahe illallah'ını ozu cüda ham kıyımlarsa'' Musa aleyhisselam Allah'tan sonra geneken ki ''Ya Rabbi menge bir hizmet ayet kiyim, bir buyruk bergin'' degen de Allah Ta'ala ''Kul la ilahe illallah'' dedi. ''La ilahe illallah'' degin dedi. La ilahe illallah deyip yürüp yürüp ança geçip yürgenlerden keyin Allah'tan sonra dedi ki ya Rabbi sen cüzeyen bana asan bir büyülük ayıtıp sen la ilahe illallah Allah'tan özge ilahi o deyip iman getiriş. Bu asan eken bir kıyırra nersi büyülükin dedi. Şimdi Allah Ta'ala eğer şu asan olsa şu asan nersini başkalarına etkizip gör dedi. Ömürlerine ahirleri geçe etkizişke bu cüreti et olmayı kıyınçiliklerini uttular. Bu kelime la ilahe illallah kelimesi iman kelimesi olarak sözü bizlerini imanlık Müslüman buluşumuzda sebep olabilen asasi kelet vasitesi eken azizler. Bana şu imanımız bilen biz hasretten çıkarız. İmanlık kişi, mümin degen nange sezavar buladı. Mümin kişi, Allah Ta'ala'nın her bir büyürgen büyürüğüye indi itaat kıladigen buladı. Neveni büyürüsü şunu kıladı, Allah Ta'ala'ya iman getirdi, Allah'ta var ve bir de bildi. Yetti kavat yırtaydı ketiyatken, çimalini, hareketini kureyatken, Allah bana kalbimde otturken nersene ham beledi degen derecedeki imanga erişişimiz gerek. Karangı tümde oturgenimizde, adamlardan halip olgenimizde ham Allah bana kure türüptü degen derecedeki imanga erişişimiz gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın aldılar ki bir sahaba gelip, ya Resulallah, menge bir nerseni örgeteyim, şunu sizden ki başka hiç kimden soramaydı. Şu örgütkenler siz beni bütün necatınca kifaya bulsun diyorlar. Resulullah sallam onge karab, kul la ilahe illallah thumma istakim dediler. La ilahe illallah deyip durup şu gafinle mahkem dur dedi. Azizler şunda biz şuna kılavale yapmış mı? La ilahe illallah deyen kelime Allah'tan başka ilahı yok deyip durup hakikatte hem Allah'tan başka ilahı yok oluyor gider. Yani Allah'ını var ve bir deyip bilgen bir halette hayat geçirir alayıpmiz mi ki? Sağdayımız deyem, yürüyüş duruşumuz deyem, hayat maişetimiz deyem, hemmesi de o şey biz iman kiltirgen Allah'ta var deyip bilişliğimiz, bana bu bizim saadetimiz. Yendeki yengisi salih amel dediler. Ve ameli salihati. İman kiltirgen ve salih amel kıyan kimseler yine necat topuçlarının ikinci sıfatı bularken. İmandan keyin somal salih amel. Hama kaytargan narsadan qaytishlik bu salih amel. O'zidan o'zi qilib ketaveradigan narsa salih amel bo'lmaydi. Shuning uchun imondan keyin kelyapti bu yerda. Iymonga asoslangan salih amel bo'lsagina u salih amel hisoblanadi. Aytaylik, Allohning rizoligi uchun emas, boshqa narsa uchun qilingan hech qanday har qanday xayr ihson qabul bo'lmaydi. Alloh qoshida. Faqat Alloh uchun bo'lish kerak. Albatta bu salih bo'lishlik uchun endi iymon darkor bo'ladi. Şunun için bana şu iki nerseni birinci getirdi ki Allah Ta'ala insanların bütün ömür pişeyman ve nedamat çekip yürümeydiğen haletki kilişleri için elbette indi onlar iman kilişleri, ondaki salih amel kilişleri. Ama bundaki birbirlerini sabırge çakırışlık ve hakka çakırışlık. Sabırge çakırışlıkımız birbirimizi daim. Sabırge çandıp sabırge undap duruşlıkımız azizler. Bu müminlerde birbirini o şu kusurandan çıkarışlık verirken. Sabır degende ne bana düşünesiz deyip eğer bir insandan sorarsa hazır. Oturgen cemaatimizden. Ya ki bir biraderimizden. Sabır ne bana kusur deysek bir hıl cevap verir. Ata anası ölgen de sabır kılıçlayır. Bir cahaya ağırgen de sabır kılıçlayır. Şu bosa gereği de sabır. Başka sabır da bilmeyim ben deyip. Lekin sabır azizler oza aslıdır. Üç kul verirken. Sabır, sabrun alel musibe, sabrun alel ma'siye, sabrun alel ta'a de ulamalar bulabdiler. Birincisi musibetke sabır kılıçlık.
İkincisi günahka sabır kılıçdik. Yani günahdan, kımaslıktan sabır kılıçdik. Üçüncüsü taat üçün sabır kılıçdik. Sabır demek birincisi musibetke bularken. Musibet yetişliği insanga musibet deyip atalınışlığı bolgen her kandı inerse yetken de insan sabırda buluş gerek. Müslüman adam bir sabır buluş gerek mesela. Şunun için bahtlı buladıkken adam birbirini sabırı çakırışlığı lazım. Musibet düşken de başı gel. Otadan ayrıladı mı, anadan ayrıladı mı, küçüden ayrıladı mı, dünyasından ayrıladı mı? İnsan derhal sabır kılıp durup, inna lillahi ve inna ilahi raciun deydi. Hammamız Allah dikenimiz, hammamız Allah ki buramız deydi. Mana şunun özü, o insanda sabırda turuştuk ki buladı. Sabır için Allah cüde kattı, bizlerge mukafat verdi. Yani, mukafatı, inna Allah'a ma'as sabirin deyişliğini özü. Allah sabır kılıçları bilen birge deyişlik. Sabır babı da keltirgen haberlerde keltirildi ki, insanda eğer bir başıge musibet üstse, en ağır musibetlerden bittesi insanda aytelik özünü farzantiden ayrılışı Allah bunu bizden uzak kılsın. Eğer dediler, İmam-ı Tirmizi'de rivayet kılınken sahih hadislerden biri de, şimdi aytediler ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bir insanda farzantini Azrail aleyhisselam gelip canını alsa, Allah'ın huzuruna çıkkanda Allah Ta'ala aytırken ki, benim bendemle kuzunun karasını alıp çıktın mı? Bendemle balasını, canını aldın mı demesinden Allah Ta'ala, benim bendemle kuzunun karasını alıp çıktın mı diyordu. Kuz kara çıkanı nazarda tutuyor. Alıp çıktı yine dediğinde Azrail Aleyhisselam'a aitarkenler ki ha şimdi yıkıldım seni bendeğini, kalbini, meyvesini, gözünü, karasını alıp çıktım. Şimdi Allah aitarken ki gözünün karasından ayrılgen, gözüden ayrılgen benden neme dedi? İnna lillahi ve inna ilahi raciun deyip sabır kıldı. Hammamız Allah dikimiz, hammamız Allah'a baramız, ozu bergen nimetini, ozu aldı deyip sabır kıldı. Cezabaya düşmedi dediğinde Allah Ta'ala aitarken ki mana şu benden üçün cennette bir kasır kuruyorlar. Bu kasırını hamd kasırı deb atıyorlar. Mana şu benden de o şu kasırda inham ettiler. Bitti yine sabır, musibetke sabır kılıçlık için. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için de sabırlı bu genler azdiler. Sabır babıdır, sarıvarı kainatta kadar derecede sabırlı insan hale kemiydi. Şu sabırları olarak siz bilen biz Hazır Ümmet-i Muhammed bulup oturup biz. Bizga ozgina bir zarar yetib qolsa, ozgina bir nima bo'lsa, besabr bo'lib ketamiz. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallam juda sabrli zotdir. Aziyatlarga sabr qilardilar. Farzandlaridan ayrilganligida sabr qilardilar. Hammasini sabrda turardilar. Shuning uchun ham eng katta mukofotlardan bittasi mana shu sabrga bo'lar ekan. Mana bu biz o'rganayotgan suramizda ham mu'min kishi baxtli bo'lishlik uchun bir-birini sabrga chaqirish kerak. Mana musibatga sabr qildik mi? İkincisi, masiyatdan sabr qilamiz. Gunohdan sabr qilishlik. Aytaylik, aytiladi mana Allohning qiyomatda arshining soyasida turadigan kimsalardan bittasi zati jamalin va husni husnda va jamolda va mansabda chiroyli bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilinganda inni axofulloh degan odam cennette sayesinden başka hiç kendi sayı yok bulupturgen mahalde o şu günah kılmasından onge sabır kılgen kimse o arşın sayesinden cayı alır. Demek günahdan tuhtalışlığımız için ham sabır gerek. Bizler sabır dediğinde fakat musibet sabırını düşünmeyiz eken günahdan sabır kılıçlık. Ana bundan ki sabırın ala taat, taat kılıçlıkke ham sabır gerek. Namaz okuşluk için elbette sabırlık buluş gerek. Ertelep duruşluk, taharat buluşluk, roze tutuşluk, kıyınçlik buluşluk, hac için meşakkat buluşluk, hemen ibadetlerle sabır gerek. Şunun için müminler birbirini sabırlığa çakırıp duruş gerek. Yani, birader sabır kılın. Boş izge musibet üstte sabır kılın. Taat için sabır kılın, masiyetke sabır kılın. Daim birbirimizi sabırlığa çakırıp duruşumuz gerek. Hani bundaki vatabasabül hak, kegin hakka çakırıp duruş gerek. Hak ne bu azizler? Kur'an. Hak ne bu? Hadis. Hak bu şeriat. Mana şu nersege çakırıp duruş gerek. Bu kıyın. Kıyınlığı üçün ham bu sabırdı, haktı ikisini birge alıp geliyip diye ki
sabırlı bugün kimseler yine birbirine hakkı çakır oladı. Hakikat bu Kur'an, bu hadis, bu şeriat, bunu birbirimizge çakırıp durmasın. Bu hakikatı örgütüp durmasın, hemen arası izden çıkıp getip kalırdı. Birbirimizi agahlantırıp duruşluğumuz bizim vazifemiz azizler. Mende kamçılık olsa siz aziz ayıp duruşuz gerek. Sizde olsa çünkü mu'min, mu'minde aynası dediler. Mende hiç kaçan kamçılık bulmaydı de bulmaydı. Hammamızda kamçılık, hafta duruş gerek. Huzayfet ibn-i Yaman radıyallahu anhu. Bu kişinin lakabları sahibi Sir Resulullah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırlarını bilerdiler. Huzayfet ibn Yaman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kub sırlardan agah kıldılar. En katta sırlardan bittesi münafıklarda aitip verildi. Huzayfet ibn Yaman'da çakırıp Huzayfet bilip koygen palancılar münafık deyip aitildiler. Şunun için Hazreti Umar radıyallahu anh halife oygenleri de cenazeyi kesiler bunda karardırlar. Huzayfet eğer cenazede iştirak etmeyetken olsa o zilere okur ileride kayıtıp gider demeyi o münafık buladı. Hazreti Umar radıyallahu anh ham Hazreti Abu Bekir köpçülükte Huzeyfe'ni çakırıp o şey Resulullah tanıtken münafıklardı bizge ait belgeyi degenlerdi. Yok bu menge amanat sırda açmayayım de ait modeler. Hatta Huzeyfe'ye Resulümüz şunaki ilimde örgütken dedi ki münafık hakkında insanın yüzüge karın münafık alametini bilip bulardılar. Hazreti Umar halife buldular karın azizler. Halife buldular da indi hammalar çıkıp bu kişiye bayat kılış gerek. Biz sizge bayat kılamız, halifemiz deyip kabul kılamız deyip bayat kıl yaptılar. Lekin Hazreti Umar'ın kongeleri tolma yaptı. Korkup git yaptılar. Adamlar bayat kılgen sana korkup git yaptı. Çünkü bayat kılıçlar içinde Huzayfe çıkmayaptı. Bu mesela Hazreti Umar azizler. Aşırayı mübaşşaradan. Tirilik mahalde cennetisiz degen ontadan biri. Rast yoldaki halifelerden, Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın kayın ataları bulgen, en zor sahabelerden, Resulümüz Allahümme aizzel İslam'a bi Umar de dua kıyanlar. Umar bilen İslam'da aziz kıyın degen zat korkup kit yaptılar. Bayat kıl yaptılar o, korku yaptılar Huzayfe çıkmayan. Ahırı korkup gittiler de aynı Huzayfe dediler, kanı Huzayfe dediler. Şunda Huzayfe bir çekede oturdu, oralardan durup, ya emir el mu'minin ben şu yerde ben teşhir kımayın diyordular. Elhamdülillah deyip yığla bir vardılar. Ben Huzayfe kime geldim ki korkup gittim ki ben de münafıklığı alameti varmak indiyip dediler. Hazreti Umar ettiler. Hatta Huzayfe'nin bazı Hazreti Umar kollarını üşlettirip hey Huzayfe beni yüzümde tiz tiz karıp durun. Eğer münafıklığı alametini korup kasız ettin derdiler. Şunun için azizler biz birbirimizde daima hakikatke çakırıp duruşumuz gerek. Neme haram, neme halal, neme şeriat, neme büyürüdü. Bana bu hakta ayeti türmeydirgen bulsa hamme kabahatı op getirdi. Şuna ki adam kim baktlik bulurken. Şuna ki adam nedamet çekmeydikken. Çünkü sahabeler Resulümüzü gelip hatta bazı birileri amr-ı marufu tuhtatıp koyuştuydu. Ham sonra gelirler. Amr-ı maruf kımaya koysa gülüme buladı. Her kim özünü, özü kısa bulmaydı mı deyip hazır biz deyen var ki koyunun özünü ayağı bulan olsa da koyuyorlar, indirin meklesler deyip koyamaz. Amr-ı maruftu. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki bir kime ketiyatken bulsa, eğer bir kime ketiyatken bulsalar dediler Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kime'ni tepesinde, pasında adamlar ketiyatken bulsa, o şu pasıdakiler tepeye çıkışlıydan uyalı pasını teşvasa indemezden turşeyler ne mi buladı dediler. Çöküp getirdi. Eğer amr-ı maruf kılmasa hamme şunakı çökerdi dedi. Şunun için birbirimizle hakka çakırıp duruşluğumuz. Adaşma olsun diye kemçiliklerimiz bulsa ayıp duruşumuz gerek. Bana azizler bu vel asırda en kısa tafsiri buldu. Ben halattan gelip çıkıp kıldım. Bana şu turda nesini bilvalışımız gerek. İman, salih, amel, sabırge çakırış ki hakka çakırı yani insan demek hiç kaçan hasret çekmeydi, nedamet çekmeydi. Allah kasem için etti bunu. Allah Ta'ala'dan sonra dua kılaylık. Amin. Ya Rabbil Alemin. Üşbü okulingen mübarek ayeti kelimeni bizlerden kabul eyleki. Bunun mana tercimelerden az bulsa da bilgen bulduk. Bundaki kemçilikler bizim kemçilikimiz. Eğitilingen manalarda hatalar bulsa bu bizim hatayımız. Senin sözün hatadan halidir ya Rabbi. Kemçilikleri bulgen bulsa günahımızı uzun geçir. Onu doğrula koygin ya Rabbi. Bunu eşitip örgener ekemiz
hasrat ve nadamat çekuvchi baxtsiz kimselerden bo'lib qolishligimizdan panoh so'raymiz. Bu baxtli bo'lib solih amal qiluvchi, iymon keltiruvchi, haq va sabrda turguvchi kimselerden bo'lishligimizni, bir-birimizni shu yo'lda da'vatda chiroyli holatda yashashligimizni nasib qilib, hasrat va nadomatdan uzoq qilgin. آخر الدعوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم